kültür ve sanat rehberiniz olan Hayat Sana Gelsin de söyleşi zamanı şimdi de. İkinci kitabıyla büyük bir başarı yakalayan Aret Vartanyan konuğumuz oldu. Aret Vartanyan'la hem ikinci kitabı Bir Nefes İstanbul'u hem de hayatı konuştuk. Sevgili Hayat Sana Gelsin programı izleyicileri, şu anda yazar Aret Vartanyan'la birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz ve ikinci kitabınız çıktı. Tebrikler. Ben biraz kitaptan söz etmek istiyorum öncelikle. İkinci kitap çıktı. Şu anda da hani bizim de beklediğimizden daha iyi bir grafik sergiliyor. Bizim öngörümüz 50 bin baskı yaparken, ikinci baskı yapar mıyız yapmaz mıyız diye konuşurken, şimdi ikinci baskıyı ne kadar basacağız diye konuşuyoruz. İkinci kitabın içeriğiyle ilgili olarak kısaca bilgi vermek gerekirse de Bir Nefes İstanbul. Bu sefer İstanbul'u ayna tutuyoruz. İlk kitapta sen ve ben de okuyucuyu ayna tutuyorduk kitapta. Ve okuyucu okurken kendini buluyordu. Bu kez İstanbul'u aynayı tutarak şu anda İstanbul'un aslında bir yansımasını Bir Nefes İstanbul'da yansıtıyoruz. Ya da isminden yola çıkarsak İstanbul'dan derin bir nefes çekip iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle bunu kelimelere döküp okuyucularla paylaştık bu sefer. Peki İstanbul sizin için ne ifade ediyor? İstanbul'un hayatınızdaki yeri nedir? Aslında İstanbul hep bütün tanımlamalarımda aşık olduğum kadındır derim ama aynı zamanda İstanbul bana eşlik ediyor. Ki Bir Nefes İstanbul'da da İstanbul romanı gibi, İstanbul kitabı gibi algılanıyor olsa bile başlangıçta okur içine girer girmez görüyor ki aslında bu bugün hepimizin aradığı ortak soruların cevaplarını arayan, özellikle büyük şehirde yaşayan ve sadece İstanbul, Türkiye değil, dünyaya baktığınız zaman model olabilecek bir hayat hikayesi aslında. İstanbul ve aşkı birleştirdiniz. O zaman İstanbul sizin için bir kadın olmalı. Kesinlikle. Hatta duruşuyla, olgunluğuyla, mağrurluğuyla, acılarıyla ve her şeye rağmen ayakta duruşu, o güçlülüğüyle kesinlikle benim için kadın. Peki bu kitabın oluşturulma prosesinde neler sizi bu kitaba hazırladı? Bir Nefes İstanbul'da ister istemez tabii ki içimi açıp döktüğüm için bütün hayatım var. Ama son iki yıldır da ciddi anlamda dokümanlarda, eski yapılmış olan röportajlarda ve bizzat bugün yaptığım özellikle çok az sayıda kalan eski İstanbul'uyla yaptığım röportajların da içeriğe katkısı oldu. Önemli oranda içeriğe katkısı oldu. Ve yine baktığımız zaman ayna tutmak diyoruz. Bu ayna tutmak çok iddialı bir laf aslında. Benim bence okuyucuyla mesela bu kitabın da bu kadar başarılı gidiyor olmasının nedeni hiç düşünmeden, hiç sansürlemeden yazıyor olmam. Ne düşünüyorsam onu yazıyor olmam. Ve bugün içinde bulunduğumuz bu mekan da bizim felsefe okulumuz. Gerek burada gerekse kitaplarımda inandığım bir şey var. Maskesiz olduğumuz zaman gerçekten paylaşabiliyoruz. İstanbul'u anlatırken de maskesiz, sansürsüz anlattım. Gelen yorumlar ki şu anda bir ay oldu kitabın çıktığı. 1000'in üzerinde mail geldi. Bunun nedeni de aynı şekilde yine sansürsüz, maskesiz olduğu gibi hem İstanbul'u hem kendimizi anlatıyor olmamız. Çok genç bir yazarsınız. Bu konuda bu 30 yıla sığan bir hikaye miydi yoksa kökleri var mıydı? İstanbul 2010 Dünya Kültür Başkenti ama aslında her zaman kültür başkenti olabilirdi. Aslında ciddi anlamda son 100 yılda yaşanan olaylara baktığımız zaman özellikle toplumsal yapıda kaynaklanan, özellikle nüfusunda kaynaklanan değişim, kitlelerin yer değiştirmesi, mübadele dönemi, 6-7 Eylül olayları ciddi bir aslında göç oldu. Aynı şekilde bu göç doğudan başka bir göçle tamamlandı ve dokusu değişti aslında İstanbul'un. Eğer İstanbul Osmanlı döneminden kalan zenginliklerini daha iyi koruyabilseydi bugün çok daha iyi bir konumda olacaktı. Ama ne olursa olsun benim için ve bence bu gün geçtikçe bunun değerini biz de daha çok anlamaya başladık ve daha iyi anlatmaya başladık. İstanbul dünyaya örnek olabilecek bir model. Bugün de kitabın içerisinde anlatırken gerçekten hepimizin içinde olduğu bir gemi. Ve çok farklı renklerin, çok farklı kültürlerin bir arada olduğu bir gemi. Bugün sokağa çıktığınız zaman, Beyoğlu'na çıktığınız zaman, Beyoğlu'nda zaten sadece Türkiye'nin hemen hemen her ilinin bir yansımasını değil, dünyanın bir yansımasını buluyorsunuz zaten. Her sokağa ayrı bir hayat. Kolunuzun değdiği her insan ayrı bir hayat. Bir kütüphanenin içinde yaşıyoruz zaten. Peki sen olmak neden bu kadar zor? Sen olmak için ilk gerçekten aynanın karşısına geçip ilk başlangıç birinci adım sadece uzun uzun bakmalarını öneririm. Aynanın karşısına geçtiğiniz zaman gördüğünüz ilk baktığınızda sadece sizin isminiz Ayşe olabilir, Fatma olabilir, Aret olabilir. Ama Aret beni tanımlamıyor aslında. Aret benim için yaratılan modelleri tanımlıyor.
kendin olmak yarın sabah olabileceğin bir şey değil. Kendin olmak hemen tamam ki bakın birçok kişisel gelişim kitabı, birçok motivasyon filmi son yıllarda biliyorsunuz çok büyük sükse yapan kitaplar oldu, filmler oldu. Bir an okuyorsunuz, bir an seyrediyorsunuz, tamam diyorsunuz ben bundan sonra pozitif düşüneceğim, ben bundan sonra böyle yaşayacağım. 3 gün sonra eski halinize dönüyorsunuz. Tıpkı diyete başlayıp yeniden diyeti bırakan insanlar gibi. Bu ciddi anlamda kararlılık gerektiriyor ve ne olursa olsun kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Gerçekten doğru insanlarla çalışarak ilk başta en azından size eşlik edecek birilerini yanınıza almanız çok önemli. Peki Hayatı Sana Gelsin programı izleyicilerine hayata dair, hayatı kolaylaştırmak adına neler tavsiye edersiniz? Yaşam Atölyesi ilk kitaptan sonra doğdu ve burası hızla büyüyen bir felsefe okulu. Dekod'la beraber Dekod Yaşam Atölyesi diye ve bu mekan bizim buluşma noktamız. Ve gerek burada gerekse kitapta tek bir şey söylüyorum. Sadece sen ol. Bu sadece sen olmak kısmı çok zor ve buradaki bizim normalde yaptığımız buluşmalar 2-3 yıl süren disiplinli bir çalışma. Bu sen olma kısmı neden önemli? Çünkü senin dışında gerçekten hiçbir şey yok. Biz genelde topu hep ya dünyaya ya başkalarına ya başımıza gelen olaylara atmayı seviyoruz. Ama bu sevmekten öte bize dayatılan bir şey. Ve öyle bir nesil yetişiyor ki şu anda iki tür gidişat var. Bir tanesi bu indigo çocukları dediğimiz ve artık aydınlanan yeni nesil ya da tamamen dizi seyreden, hamburger yiyen, oyun oynayan bir başka nesil. Önemli olan kendi hayatının romanını yazabilmen, önemli olan kendi filmini çekebilmen. Şu anda büyük çoğunluk bir başka filmin içinde oyuncu ve oyuncu olduğunun bile farkında değil. Çok teşekkür ediyoruz. Kitaplarınızın devamını bekliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.